Arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugünkü türkümüz Güzel Bu Nasıl Sevdaymış. Evet, ben daha çok Kubat'tan dinlediğim şekilde çalmaya çalıştım arkadaşlar. Parçamız normalde 9-8'lik ve donanımda si bemol 2 var. Ama tabi farklı yerlerde 5-8'lik olabiliyor. Oralara gelince anlatacağım. Evet, şöyle solfejini yapmaya çalışayım arkadaşlar. Belki biraz karıştırabilirim yine. Her zaman karıştırıyoruz. Olacaktır o kadar. Şöyle kısaca bir solfejini yapmaya çalışayım. S ile başlıyor arkadaşlar. 8'lik S ile başlıyor. S dediğimiz yere ne yapıyoruz? Üst telde boşa vuruyoruz. S, do, re, 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 do, mi, 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 re, re, mi, si, do, 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 re, si, re, re, do, re, si, 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 la, do, do. Si do re si 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 la do si si la 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 la. Arkadaşlar, burası saz kısmı, tekrar çalmayacağım ama şurada dikkat edin. En son kısımda la 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 dediğim kısım arkadaşlar 5-8'lik olarak diyor, bakın. La 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 la. Bu şekilde 5-8'lik. Parça normalde 9-8'lik başlıyor. Buraya geldiğinde bu karar seslerinde La'dan tutuyoruz arkadaşlar. Bütün tellere vurarak o şekilde 5-8'lik şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. Tabii buna biraz çalışarak elinizin alışması lazım. Tabii 9-8'lik yapsak ne olur? Bence çok da fark etmeyecektir. Çok da fark etmiyor işin açıkçası. Hani ben Kubat'tan dinlediğim şekilde çalmaya çalıştığım için, yani ona bağlı olmaya çalıştım. Ama tabi burayı 5-8'lik değil 9-8'lik de la 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 şeklinde de yapabilirsiniz. Evet, devam edeyim. Söz kısmına devam edeyim şimdi. Es. Fa sol 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 fa la la fa sol fa 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 sol fa mi sol sol fa sol mi 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 re fa fa mi mi re 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 do mi mi la 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 la. Evet arkadaşlar, aynı şekilde bu ara kısımlar 5-8'lik olarak çalmışlar orada. Ben de ona bağlı olarak yapıyorum. Yani parçanın devamını. Buralar dediğim gibi 9-8'lik yapsak da pek fark eden bir şey olmaz bence. O sizin çalış şeklinizle alakalı olan bir durum. Yani ben bugün 5-8'lik yapıyorum. Yani yarın çalsam belki 9-8'lik çalabilirim burayı. Burası da arkadaşlar söz kısmıydı. Burayı da iki defa tekrar ediyoruz. Şimdi tekrar atam dedim atılmıyor kısmını biraz farklı çalmışlar arkadaşlar. Orayı da böyle farklıca çalıp çok sizleri sıkmadan bu parçayı bu şekilde çalışmış olacağız. Yine arkadaşlar, yani üçe böldüğümü düşünün. Saz kısmı, söz kısmı ve nakarat kısmını gibi düşünün arkadaşlar. Nakarat kısmıyla saz kısmı hemen hemen aynı ama ufacık farklılıklar var. Saz kısmı gibi çalsanız da fark, yani çok da değişik bir şey olmayacaktır ama ben yani size öyle çaldığım için o şekilde göstereyim. Es, do, re, 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 do, mi, mi, re, mi, re, si, do, 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 re, si, re, re. Do re si 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 do si la do do si do re si 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 la do si la la la
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parçamız çok zor bir parça değil. Yani en azından bu şekilde çalınış şekli de zor bir parça değil. Tabii anlatırken şunları da göz ardı etmeyeyim ben sizlere. Dikkat ederseniz parçamız si bemol 2 alıyor dedik ama aynı zamanda fa diyez 3 de alıyor arkadaşlar. Fa diyez 3 alıyor ve bazı yerlerden oluyor. Natural şey fa alıyor. Natural fa alıyor. Natural'e dönüyor. Nerede geçiyor arkadaşlar bu mesela? Bakalım bakalım bakalım. Söz kısmına bir daha ben şöyle yavaş yavaş bakayım arkadaşlar. Söz kısmında nerede geçiyor? Fa, sol, mi, re, fa. Kısmı arkadaşlar. Fa, sol, mi, re, mi. Fa, sol, mi, re, fa. Mesela sözlerin hangisi de var? Şu an aklımda yok. Genç ömrümü sen tükettin dediğimizde arkadaşlar buradaki fa diyez giriyor. Bazı yerlerde de hani şu şekil bastım arkadaşlar. Yani şu şekil bastığım yerler var. Hani do yerine do da basabilirsiniz ama doların bazı yerlerine şu şekil pardon şu notaları yazdığım notaları bir açayım. Doları genelde şu şekil yaptığım yerler var arkadaşlar. Oralar tabii şu şekilde de yapabilirsin. Sadece şunu şu üst tele vurmadan şu şekilde yapabilirsin. Ya da şu şekil kapatmaya da alışın arkadaşlar. Yani şu şekil basmaya da çalışın. Buna da alışarak. Bunları da bu şekilde alıştırarak kendinize yani biraz parmaklarınızı yorarak bunları alıştırmaya çalışın. Yani şöyle kısaca nerelerde yapmıştım. Bakayım bakayım. Şöyle saz kısmını şöyle kısaca çalayım. Orada bastığım yere kadar gelip ondan sonra bırakayım arkadaşlar. Bakın. Mızrabımı da arkadaşlar nasıl atıyorum? Bu şekilde atabilirsiniz. Alta doğru bakın. Parçanın içine yani şöyle mızrap atın diyemiyorum. Çünkü çoğu yerde çok farklı şekilde mızrap atmanız gerekebiliyor arkadaşlar. O an elinize nasıl geldiyse şu an mızrap hareketlerini yazmadığım için notalara nasıl geliyorsa her çaldığımda dedim her çaldığımda ben farklı çalıyorum bu parçaları. Yani en basit şekliyle de anlatmaya çalışıyorum sizlere. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Yani dedim bu mızrap hareketlerini genelde altlı üstü vurmaya çalışarak yaparsanız arkadaşlar bazı yerlerde Ankara kalıplarımız var. Ankara kalıpları bellidir. Ta ta ta. Çalışırken bu şekilde çalışabilirsiniz. Yani boş tellerden Ankara kalıpları nasıldır, Gelibolu nasıldır çalışmak isterseniz de şu şekilde genelde türkülerin içinde geçen kalıplar olduğu için bu parçada bu türkünün sonunda vereyim bari onları. Mesela Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Bu şekilde çalışarak arkadaşlar mızraplarınızı türkülerin içinde atarken daha sağlıklı şekilde atabilirsiniz. Yani eğer bunlarda zorlanıyorsanız şu şekilde kapatın. Ayaklarınızla beraber. Gelibolu, Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Sadece bilek hareketleriyle arkadaşlar tezeneyi bütün telleri de vurabilirsiniz. Tek tek de çalabilirsiniz. Yani biraz parçanın içine farklı kalıplar geçtiği için bu şekilde sonunda bunu göstereyim dedim. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.